İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Ne olmuş, bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır komutanım ama acil bir durum olduğu kesin. Kim var içeride? Alay komutanımız taburlara tek tek briefing veriyor. Bizi en son alacaklarmış komutanım. Gelin arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Tahir Yüzbaşı size durumu açıklayacak. Arkadaşlar, tatbikat bir hafta erken alındı. Aslında tatbikattan çok bir teyakkuz durumu diyebiliriz. Bugün akşam saatlerinde Ege'de yaşanan bir sıcak temas neticesinde alındı bu karar. Anlayacağınız, her türlü duruma hazırlıklı olduğumuzu bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Komutanım izninizle. Söyle Levent. Bize bildirilen tatbikat yönergeleri geçerli mi, yoksa bu duruma uygun yeni bir harekat planı mı uygulanacak? Şu anda bir değişiklik yok. Bizim alay önceden belirlenen mevkilerde konuşlanacak. Levent Hüseyin'im, sizin bölüm mevzileneceği tepede belliydi zaten. Evet komutanım, lojistik olarak hazır olduğumuzu söyleyemem ama harekat planlarımızı hazırladık. Ne zaman yola çıkıyoruz komutanım? Sabaha karşı hareket edeceksiniz. Yani hazırlanmak için 4 saatiniz var. Komutanım, peki ya doktor? Evet komutanım. Çiğdem Üsteğmen yok. Ne yapacağız? O konuyu düşündük Levent. Bu kadar kısıtlı zamanda doktor bulamadık. Ama yarın Alev hemşire size katılacak. Alev hemşire mi? İyi ama o sivil. Yani tatbikatta... Kaygını anlıyorum Ahmet Başçavuş ama şu anda yapılacak başka bir şey yok. Bari üzerine kamuflaj falan giysin komutanım. O kıyafet de çok tuhaf olur. Sonuçta tatbikata gidiyoruz. Merak etme Levent. Kamuflaj giyecek. Levent, sabah seninle Kırmızı Kuvvetlerin komuta merkezinde buluşacağız. Herkese başarılar dilerim. Sağ olun komutanım. Yakışıklı asker. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Arkadaşlar kalkın. Hadi bölüm komutanı geldi. Arkadaşlar kalkın. Kalk. Saat daha iki ya komutanım, ne oluyor böyle? Kalkın! Kesin bir şey oldu abi. Hayırdır inşallah be. Arkadaşlar, heyecanlanacak bir şey yok. Yeni gelen bir emirle planlı tatbikata katılmak üzere bu sabah saat 5'te hareket edeceğiz. Vaktimiz kısıtlı. Bu yüzden Kerim Asteğmen'in ve Ahmet Başçavuş'un emirlerine harfiyen uyacaksınız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Emredersiniz komutanım. Asteğmen'im, sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Neler oluyor komutanım? Bölük komutanı anlattı ya Mehmet. Arkadaşlar, görev süremiz belli değil. Bu yüzden yanınıza yedek iç çamaşırı ve temiz çorap almayı unutmayın. Herkesin yarım saat içinde kişisel bakımını yapıp mühimmat deposunun önünde toplanmasını istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor oğlum böyle? Ters giden bir şeyler var babacanlar. Sizi işkillendirmeyeyim ama ben kaç tatbikat gördüm. Böyle apar topar götürmezler kimseyi. Ana! Savaş mı çıktı yoksa? Allah! Süper olur ha! Saçmalama be. Oyun mu sanıyorsun? Niye la? Macera var işte. Hey! Film seti sandın herhalde sen. Gerçek oğlum, gerçek. Koş git terze kalk kedide. Ya inşallah dedikleri gibi tatbikattır beyler. Kötü şeyler düşünmeyelim. Hey! Ne olur ne olmaz ben bir anamı arayayım. Hadi bakalım, hadi beyler, hadi hazırlanın. Hadi bakalım. Hadi, bir şey yok, hadi. Arıza abi. Savaşa mı gidiyoruz be abi? Yok be babacan. Nereden çıkarıyorsun savaş mavaş? Allah korusun. Ya canım abim. Sen dedin ya böyle tatbikat olmaz diye. Ay dilime eşek arası sokaydı. Oğlum siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ya? Arızayım ben işte. Kafadan çatlak. Ula gerçek mermi dağıtmadılar zaten. Yük dediğimiz onca malzeme neydi abi peki? Ağır silahları bile aldık abi. Abi alacağız tabii. Tatbikata gidiyoruz ya. Su tabancasıyla mı gideceğiz? Doğru. Ama yine de yüreğim pırpır ediyor valla.
Ya yaradana karışılmaz ama daha çok genciz be abi. Terliksiye postal giydirmişler. Kötü bir şey olmasın lan Vedat? Evet arkadaşlar. Size fark ettirmemeye çalıştım ama durum bu. Abi tamam. Buna da postal giydirdilerse kesin savaşa gidiyoruz be ya. Beyler yeter. Gidiyorsak gidiyoruz. Türk askeriyiz biz. Bizim görevimiz bu. Ne bu böyle ya? Helal be Ferit. Vallahi nadiren de olsa bazen doğru laflar ediyorsun ha. Hadi babacanlar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bu ses ne böyle? Bizimkiler marş söylüyor. Ya şey, hani böyle teyakkuz filan dediler ya. Önemli bir şey değildir değil mi? Bilemem komutanım. Askeriz biz. Öl derlerse öleceğiz. Dön derlerse geri döneceğiz. E tabii. Ona sıkılmıyorum ben de. Aslında biliyorsunuz benim asıl mesleğim, yani sizin gibi asker değilim. Yanlış bir şey yapar mıyım diye. Yapar mıyım? Aman komutanım. Allah göstermesin. Savaş söz konusu olunca bu ülkenin her evladı tepeden tırnağa birer askerdir. Sizin de kahramanca görevinizi yapacağınıza adım gibi eminim. Değil mi komutanım? Aynen öyle başçavuşum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İnsan arkadaşının değerini ancak kaybedince anlıyormuş.